inanıyorum buna. Tam da yine Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretini anımsatmak istiyorum. Hemen bunların üzerine orada bir provokasyon girişimi de oldu aslında. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu zaten Kılıçdaroğlu üzerinden ve bizim üzerimizden iki şey yaratılmaya çalışılıyor. Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çalıştık. Yoğunluğundan dolayı görüşemedik. Hem bir Adıyaman meselesiyle ilgili bir geçmiş olsun dileklerimizi iletecektik. Hem de bir yakınını kaybetmişti. O nedenle bir başsağlığı dileyecektik. Mithat Hocam görüşecek, sonra da biz görüşeceğiz ama açıkçası orada bir provokasyon hazırlığı var. Ama bu provokasyon hazırlığı daha öncekiler gibi yeterince karşılık görmedi. Etkisiz kaldı. Açığa çıktı yapmak istedikleri. Bence Kılıçdaroğlu da çok fazla bunu muhatap olmayın, işimize bakalım şeklinde bir sağduyu davranış gösterdi. Ben bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu provokasyonları siz hani Yeşil Sol Parti olarak da az önce dile getirdiniz, yaşıyorsunuz. Aynı zamanda işte kurucu bileşenleri içinde yer aldığınız HDP ve onun önceki aynı geleneğin önceki dönemdeki partileri değişik zamanlarda ve büyük çoğunluğu sistematik nitelikli saldırılara maruz kaldılar. Bunların bazılarına şimdi Adıyaman'da ve bazı yerlerde yapıldığı gibi sivil bir görüntü de verilerek, hani doğrudan devlet gücüyle yapılamıyor, verilerek yapıldığını biliyoruz. Böyle bir tarih var. Son bir iki hafta içerisinde işte CHP'ye, İYİ Parti'ye, bunların bürolarına ve elbette sizlere de yönelik bu türden bir hani sivil görünümlü saldırıyı kışkırtma, bir ortalığı karıştırma eğilimi mi var? Nasıl gözlüyorsunuz? Ya bu devlette böyle bir altyapı var. Devletin derinliklerinde kurulmuş ilişkiler var. Bunun sivil ayakları var, resmi ayakları var. Ben devletin bilgisi dışında, yani bizim özellikle bildiğimiz derin devletin bilgisi dışında bu işlerin planlandığını düşünmüyorum. Bizzat bu işi planlayan bir ekip olduğu tarihte de görüldü. Şimdi de var bence. 2015 Haziran-Kasım arasında bahsediyorsunuz. Bu geçmiş dönemde de görüldü. 90'lı yıllarda da görüldü. Biz aslında Diyarbakır'da açıklamada ben söylemiştim. Şu anda hani Toroslar bitti diyor Erdoğan. Artık öyle bir şey kalmadı diyor. Ama asıl Torosların uygulayıcılarıyla birlikte işbirliği yapıyor şu anda. O nedenle bunların kültüründe ve alışkanlıklarında böyle bir durum var. Biz bunun bittiğini düşünmüyoruz. Ne zaman çıkartırlar, ne zaman uygularlar onu bilemiyoruz. Ama biz artık bu toplumun böylesi şeylere cevaz vereceğini ve böylesi iradelerle toplumsal rıza üretebileceklerini düşünmüyoruz. O bakımdan mümkün olduğu kadar buna cevaz vermeden ya da uygulamaya girmeden yönetebildikleri kadar yönetmeye çalışıyorlar ama bir kısmı eğer çaresiz kalırlarsa, artık tükenmişlik sendromu onları da vurursa, böyle ihtimallerin hiç olmadığını düşünmüyoruz. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Türkiye burası, Orta Doğu'nun içerisinden doğru sürüklenmiş bir ülkede yaşıyoruz. Her türlü kötülüğün etkisi var bu ülkede, hatta yönetiminde de var. Dolayısıyla ama biz bunları mümkün olduğu kadar toplumsal duyarlı yükselterek, bunlara mümkün olduğu kadar meydan vermeyerek, varsa bile bir provokasyona gelmeyerek, örneğin biz bunu çok yaşadık müsahibinde ve hiç basına bile yansıtmadık. Bu durum olacak. Yani Ahmet Türk'e bana doğrudan gaz attılar. Ona rağmen dedik ki hiç takılmayalım, yürüyelim işimize dedik. Gerçekten toplum bu konu duyarlı ve farkında. Gençlerimiz bile yani provokasyona gelmeyin, polis bunu yapmaya çalışıyor diye bağırarak yaptılar. Ben çok tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum bu konuda toplum olarak. Bunlara gelmeden bu seçimi sağlıklı bir şekilde yaşamak ve aynı zamanda sonuç almak istiyoruz biz. Dolayısıyla bütün provokasyonlar yapmak isteyebilirler ama biz bunun karşısında toplumsal duyarı yükselteceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz, halkın iradesini güçlü bir şekilde sandığa göndermeye çalışacağız ve sandığa sahip çıkarak 14 Mayıs'ta bu iktidarı göndereceğiz. Başka bir seçeneğimiz ve yolumuz olmadığını düşünüyoruz.